Yeni bir videoma ve Emet'ten son videoma hoş geldiniz. İkinci kahvem, önce bir kahvemi içtim. 8'de kalktım. Duşumu aldım. İkinci kahvemi yaptım böyle. Saat 9.30 zannedersem. Miley daha yatıyor. Erken tabii ki. Dün gece saat 3'e geliyordu herhalde yattığımızda. Dün dolu dolu bir gün geçirdik böyle. Arkadaşlar, eş dost böyle Hatice'lerin orada buluştuk. Birazdan dayanem gün oraya ineceğim. Oradan Hatice'lere kahvaltıya gideceğim. Oradan mezar ziyaretim var bugün. Mezar ziyaret edeceğim. Yani bayağı bir işlerim var ama otobüsüm akşam saat 9.30'da. Akşam otobüslerini böyle çok seviyorum. Burada işlerimi halletmesini, gerçi tabii bir gün önceden de yapılırdı ama böyle sabah rahat rahat kalkıp bavullarımı toplamadım. Bavullar toplanacak ama bavullar problem değil. Hatice var, teyzem var. Onlar şıpşak hemen doldururlar. Burada Emet'te olduğum zaman sağ olsunlar, onlar benim bavullarımı hazırlıyor. Diyorum ki işte şunlar giyeceklerim, şunlar yiyecekler veya neyse artık. Onlar hallediyor. Bu senelerdir böyledir. Benim teyzem çok güzel bavul hazırlar. Benim teyzem mükemmeldir bavul hazırlamak üzerine böyle. Yani benim sığdıramadığım şeyleri o sığdırır. Hani hafif olur, hani yükün olmaz da sığmaz dersiniz ya öyle şeyleri. Yani o becerir. Onun için bavulu öğleden sonra akşama doğru ya bırakacağım. Burada hemen bir saatlik işi var zaten. Kütahya yolculuk. Önce Kütahya. Kütahya'da işte bir gece yatıp oradan da akşam dayımın kızı var orada, Esra orada. Onu da bir gün görüp oradan da evimize yolculuk. Şu tırnaklarımın haline bakın. Şimdi Türkiye'ye gelirken veya tatile gelirken güzel güzel hazırlanıyoruz böyle veya manikürlere gidiyoruz, pediküllere gidiyoruz güzel olsun diye. Hazırlanıyoruz kendimiz olsun ama dönüşte artık tırnaklarımı almayacağım. Olmayı versin böyle. Hepsini boş veriyoruz yani. Gerçi ben öyleyim. Bakın yapamadım burada. Zaten mezara gideceğiz. Zaten sileceğim. Sonra da artık bakarım nasıl yaparız. İşte böyle durumlar. İçime böyle yine bir böyle bir ağırlık, bir hüzün çöktü. Bir yandan da şeyim böyle ne bileyim sevinçliyim. Ne yalan söyleyeyim. Bir tarafım üzülüyor. Bir tarafım sevinçli. Annemlerin yanına. Annemleri de özledim. Onlar burada olsaydı bu kadar olmazdı. Onlar bu sene burada olmayınca bayağı bir şey oldum böyle. Hani eksikliklerini hissettim. Bir de hastalar orada, yaşlılar. Nasıllar, iyiler mi? Merak ediyorum ya. İşte ben olmadığım zaman yanlarında. Şimdi tabii Türkiye'ye gelince ne yapıyor diyeceksiniz. Türkiye'ye geliyorlar, 2 ay kalıyorlar. Geçen yıl gelmişlerdi ama o zamanlar durumları bu kadar değildi. Babamın mesela bu kadar hasta değildi. İyi kötü yürüyordu. Şimdi artık o kadar, bir senedir çok değişti. Hastalandı babam. Daha bir daha hatta diyorum buraya Türkiye gelebilir mi, getirebilir miyim onu bile bilmiyorum yani öyle bir durumda. Allah'ım yine de sağlığı uzun ömürler versin. Tabii çocuklarımı da özledim. Cihan'ımı, Hakan'ımı, İlkay'ı, ne bileyim torunumu bilhassa. Ama yine de memleketimden, buradan Emet'imden giderken şu içime bir ateş düşüyor. Topraklarımız, doğduğumuz yer. Burada doğmuşum, burada gözümü dünyaya açmışım. Burada ne bileyim senenin 2 ayımız burada geçmiş. Biz tatil bir şey bilmezdik. Biz hep burada memlekette akrabaların eşi dost yanında geçirirdik. Neyse çok çene çaldım yine. Hep ben bir aşağıya dayanemle bir telefon açayım. Ne yapıyorlar, kalktılar mı? Bir ineyim geleyim. Dayanemin bahçesinin biberleri toplamış gelmişler. Zaten çok olmadı değil mi? Bu mu olanı bu kadar? Ha, fazla. Hatta o gün ben toplarken de aralarında tek tüktü fazla yoktu değil mi? Normaldi. Susuz olduğundan mı? Şimdi ben bunlardan tabii ki götüreceğim Almanya'ya. Acı değil dediler. Onun için şunlardan böyle birkaç götüreyim. Şimdi diyecekler ki dayanemin 2 biberi var. Onu da sen mi Almanya'ya götürüyorsun? Götürürüm kardeşim. Dayanemin her şeyini götürürüm Almanya'ya. Dayanemin canı fedadır. Evet dayanem sağ olsun öyle şeyi hiç yapmaz. Kendi yemez yedirir. Bunları böyle götüreyim diyorum birkaç. Hem anneme tattırırım değil mi? Babam. Yeriz orada. Ana Mehmet'i unuttum. Tüh tüh. Dayanne ya. O daha yeni ya. Onu pek öyle şey yapmıyoruz değil mi Fırat? Şey, 3 sene oldu. Askere gideceğim hocam. Tamam Mehmet'e de yedireceğim. Zaten oraya gidince yerdi de. Yani işte böyle bunlardan birkaç item hazırlayacak şimdik. Sürpriz yapacaktım. Biz geldik. Evin kapılarınızda hep anahtarlar duruyor Hatice. Değil mi? Hep aç anahtar. Gelen giriyor. Şey, şey Hatice'yi çekmedim buradan şimdi. Ay Hatice beni öldürecek. Diyor ki çirkin eşyaların yayıntını bir göster diyor. Şimdi buraya eşyaları böyle yığdım. Bunlar temiz eşyalar aslında. Böylece yığdığım için böyle darmadağın oldu. Burada biraz biber. Erişte burada şey akbaşlı götüreceğim. Karın ağrısına iyi geliyor. Bavulu da buraya açtım. Şimdi biz bir önce burada bir Ayten'le kahve içeceğiz hep beraber kızlarla.
Ondan sonra ben mezara gideceğim. Ondan sonra da buraya yığdıktan sonra bunları artık koyması hiç problem değil. Teyzem zaten halleder. Şimdi bugün mezarlarımızı, ölülerimizi ziyaret edelim. Son güne bıraktık. Annemin babaannesinden başlayacağız burada. Burada benim diye annem babaannesi yatıyor. Nur içinde yatsın. Bu da Mehmet'in ikiziydi. Annemle teyzemi o büyütmüş. Evet. Herkesi büyüttü be cazım. Herkesi büyüttü. Lütfü 40'lıydı vefat ettiğinde. Buraya da Mehmet'in ikizi burada. O da yaşıyordu doğduğunda sonra vefat etti. Burada benim dedem, annem babası. Burada da benim anneannem yatıyor. Anneannem erken vefat etti. Dedem daha uzun yaşadı. Ama ikisinin böyle burada yan yana yatması da değil mi? Yer bulunması. Ya insanlar böyle. Hepimiz yok olup gideceğiz bir gün de. Ama çok zor. Hiçbir şey için isimlerdi. Anneannem de mi? Bir tane portakal olsa böyle güya gelir de şeyden. Yedireceğim diye torunlarına. Çok şey diyoruz. Burada da Hatice'nin babası eniştem. Çok hakkı vardır üzerimde. Çok. Burada onun babası, annesi ama eniştem bir başkaydı. Çocukluğum onların arasında geçti herhalde. Teyzemle ikisinin arasında yatardım. Annem babamın arasında hiç yatmamışımdır ben. Hep onun yanında yatardım. Burada da rahmetli Ali, Esra'nın eşi, kazadan vefat eden burada yatıyor. Burada da babası yatıyor. Bu onun mezarı. Ya bizim ne kadar çok biz hani ölümümüz var değil mi? Böyle daha eskiden çok daha saymadığımız o kadar çok var ki. Evet, bu da evet. Dayın. Aslında sen dayını tanıyorsun da küçüktün kızım. Baksana 2015 diyor. Oha, ben çok büyüktüm. Büyük mü? Evet. 6 yaşındaydı. 6 yaşında ama hatırlamıyor. Bilmen lazım. Aslında bilmen lazım da evet, hatırlamıyor. Burada benim rahmetli dedem. Babamın babası. Soy isminden Sezgin. Burada halam yanında. Ve şurada da benim babaannem. Babaannem çok erken vefat etti. Ben 9 yaşındaydım. Felç geçirmişti. İsmi zaten Ayşe. Aynı benim ismimden. Burada. Bunları da ziyaret ettik. Şimdilik zannedersem bittik. Ahmet yerleştiriyor artık bavullarımızı, bak. Gençler büyüdü de babaların yerini aldı. Artık onlar yapıyor. Miley nerede? Miley nerede? Allah. Tarçına mı elveda demeye gittin? Hadi bakalım. Hadi Miley'im, tarçını buldun mu? Tarçın değilmiş mi? Ya karanlık da. İbrahim ne yapıyorsun sen? Çekil. Hayır yapma. Afra bak. Oldu. Bak şey Mine'yi bıraktı Hüseyin'i. Hüseyin'i bıraktı Afra'ya döndü. Bak. Ha? Tavşanlı'ya geldik. Burada yarım saat bir mola verdi. Hareket saati varmış. 11-10 geçe devam edeceğiz. 25 dakikada buradayız. 5 dakika sonra yola çıkacağız. Türkiye'ye gelirkenki halimiz süslü püslü. Buradan giderkenki halimiz böyle. Ya ayrılık çok zor. Kütahya'dan yeni bir günden günaydınlar. Yoldayız Esra'yla. Simit almaya gidiyoruz biz. Çocuklar, gençler daha yataklarında uyuyorlar. Biz gece Emet'ten yola çıktık. Saat akşam 9.30-10 otobüsüyle. Kütahya'ya geldik. Şimdi buradan da saat gece 12'de, 12.30'da İstanbul'a gideceğiz. Ben bir gün hani önceden geldim buraya. Burada Esra'nın yanında bir gün geçireyim giderken diye. Hem burada dedim, ne bileyim bu
yolun hüznü var ya arkadaşlar. Hani böyle bir yola çıkarsınız üzgün, ağlayarak oradan çıktık. Devam gidince daha başka oluyor. Buraya gelip Esra'nın yanında durup gidince daha bir değişik oluyor. İnsan böyle bir şey ferahlıyor. Tekrar ha tekrar akrabamın yanına geldim diyorsun. Değil mi Esra? Bana bir şey diyorsun. Ondan sonra devam gidiyorsun yani. Hep simit simit diyorum. Başka bir şey yedirmiyor diyeceğim. Niye? Aa, hep simit simit yapar. Ama seviyorum Esra. Seviyorum. Bana çayla simit verin. Başka bir şey vermeyin. Hatta kahveyle simit verin. Sevdiğim için simit almayacağım. Sevdiğim için, evet. Aynen öyle. Aynen, yani böyle planım var. Bugün akşam buradan çıkacağız. Hem burada dinlendik. Sanki dinlendik diye. Bir saatlik yol geldik Allah'ın aşkına. Otobüs o kadar çabuk geldi ki. Bugün burada Kütahya'da gene de gezeriz tabii ki biraz. Evde oturmayız. Beraber gezeriz, yeriz, içeriz dışarıda biraz. Bir dahaki geldiğimde Kütahya'da daha biraz fazla zaman ayırmak istiyorum. Şöyle ne bileyim bir 5 gün falan diyorum, Kütahya'da gezelim. Miley'in hoşuna gitti. Burada Esra'nın yanında tabii denk gelirse olur ya, onun da bir işi olur, bir şey olur, bilemezsin. Ama böyle bir planım var. Şimdi Esra buradan ekmek almaya girdi. Biz ev ekmeği diyoruz ya, köy ekmeği alacak. Şimdi ben simitçinin nerede olduğunu karıştırdım bak. Daha geçen geldik. Bir daha git deseler ben bulamam. Şimdi burası Sultan Market. Girerken çekmedim. Bu yerel market. Bu sadece Tavşanlı'da ve Kütahya'da var. Esra'ya buradan birkaç bir şey lazımmış. Onun için buraya da girdik hemen böyle geçerken. Ben bu Sultan'ı hani biliyorum da, ben zannettim ki Türkiye'nin her tarafında var meğer. Sadece bu Kütahya ve Tavşanlı'nınmış. Sucuklar, piliçler, burada daha çeşit kaşarlar, böyle yeşil gofret, bu ne? Kivili gofret, muzlu gofret, ama neler var? Hurma, benim var ya yüküm doldu, tıka basa doldu, ben ne götürüyorum bilmiyorum, hani bir şey de yok, bir şey de almadım, niye benim yüküm oldu anlayamadım. Vallahi onun için bir şey fazla alamayacağım zaten. Hatta bir kilo şeyim fasulye almıştım. Onu bile, hani iki kilo almıştım. Onun bile bir kilosunu bıraktım. Fazla geldi diye. Bu kız nerede? Aa, bakalım burada var mı? Biskolata. Gördün, karamellisi yok. Bir kere yedik. İkinciyi aldım. Üçüncüyü bulamadım. Çok güzel ama. Bu arada ben karamelli şeylere taktım böyle. Karamelli, tuzlu. Neyse. Onun için de Migros'a gitmemize gerek yok ya. Yol üstü mü? Ha, tamam. Ha, doğru, Hilton'un altında değil mi? Girmiştik bir kere. Ya ben de böyle fazla oralarda vakit geçirmeyelim diye şey yapıyorum da. Ama güzel. Neyse, bunu alayım. Şundan iki tane alacağım. Ha? O taraf. Şunu bir tane daha alalım şöyle. Ben bunları şeyime atacağım. Çantama atayım da. Miley yine karnım acıktı der yolda. Ay gonglara bak. Ay şu gonglardan ne yedim ben. Allah'ım şunları ne yedik. Esra hatırlıyor musun? Değil mi? Bunlar yeni mi çıkmıştı o zaman, biz çok yiyorduk bu kadar. Mısır ve pirinç patlağı. Simitler yanıyor. Ateş arkadaşlar, yeni çıkmış fırından. Böyle el sürülmüyor. Şu an Allah. Araba çarpacak. Gördün mü, araba çarpıyordu beni. Ben böyle kamerayla uğraşırken. Bir de bu simitten deneyelim. Esra dedi istersen buranın simidi deme. Burada Aksaray simitçisiymiş. Bir de buradan alalım. Ben simidi çok seviyorum ya. Acayip çok seviyorum simidi ya. Çeşit çeşit denemesini. Mis gibi. Bir de şöyle. Esra börek de yaptı aslında bugün de. Hiç simitçiye gitmemize gerek yoktu. Yine de gittik. Burada böreğimiz var. Bu zeytinli ekmek. Bundan böyle denemek için aldım. Şimdi ben simit test yapacağım. Bu kimin test şeydi, simitçiydi bu? Senin aldığın. Neydi bunun adı? He? Susam. Susam sokağı. Susam sokağı. Bu havaabamın aldı. He? Bunun adı neydi? Aksaray. Şimdi bakalım hangisi. Bu daha çıtır. Esra'nın aldığı. Bu daha biraz yumuşak gibi. Ben test edeyim. Bu Emet simidini andırıyor. Yani. Hem çıtır hem yumuşak. Böyle içi hamur gibi biraz. Değil mi? Yani böyle dolu. Şunu çekeyim şuradan. Yani bilmiyorum. Bu
daha çıtır. Çıtır. İçi öbürkünü gibi hamur değil. Hani çok hamur yok içinde değil mi? Sanki içi boş gibi böyle. Hangi simit güzel desem de kimseyi kızdırmasam. Havanın ki güzel olsun ya. Hayır hayır. Yok şaka ediyorum. Yok. İkisi de çok güzel. Emre biri daha çıtır, biri böyle. Oradan oluyor ya. Çoğu işin oraya geliyor ama. Bana. Ya. Güzel. Güzel güzel. Damak sevdiğim ya. Ya. Bana kaldı şimdi deseniz nereden alırdın? Hangisi daha yakın oraya giderdim? Yani ama güzel. Şimdi ikisi de çok güzel. Bu videomu burada bitireceğim ve bir dahaki videomda eve yolculuğumuz videomu başlayacağım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.